Yine Hazreti Cabir'den geliyor bir hadis-i şerif. Radıyallahu anh. Yeti alen nasi zamanun yestagfil mu'minu fihim kema yestagfil munafiku fikum. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Ey benim eshabım, şimdi sizin içinizde münafıklar nasıl gizleniyorsa o günde sağlam Müslümanlar gizlenecek. Oldu mu? Daha dün bir doktorla karşılaştık. Hocam dedi, biz seninle bir yolculuktaydık yurt dışında bir yerde, bana söyledi. Ben de sizin minibüsteydim, şuradaydım. Ama dedi, size pek yanaşamadım dedi. O zaman biliyorsunuz felancaların dönemiydi. Ya bana yanaşsan ne olur, yanaşmasan ne olur. Felancanın dönemi de geçti, filancanınki de geçecek inşallah. Ama mesele, İslam devam edecektir. İslam devam edecektir. Müslüman niye gizlenecektir? Ve lakin, o zaman gelecek ki diyor, hakikaten namaz kılan fişlenmeyeyim diye, efendim gümüş yüzük takan şişlenmeyeyim diye, he? Karısını örten, efendim karısının başı kapalı olan, anasının başı kapalı olan bile, aman anne görüşmeyelim. Allah Allah. Durum öyle mi? Öyle. Adam diyor, beni işimden atarlar. Beni rütbemden ayırırlar. Benim maaşıma son verirler. Benim şu cemaatle irtibatımı tespit etseler, kapı dışarı ederler. Öyle mi? Öyle. Sizin gibi dervişlerle kaldık baş başa maşallah. Allah sayınızı artırsın. Çoğu gelmek isteyenler var, gelemezler. Hele benim sohbetime gelenler, bir başka özelliği var tabii. Birilerinin gözünde yani. Adam diyor ki, seninle görüştüğümü bir bilseler diyor, yandık. İnşallah cehennemde yanmazsın. Birilerini fişlemişler, bunları takip altına. Ya neyini takip edeceksin? Ortada adamız biz ya. Vatanımızı seviyoruz, askerimize, polisimize, her gece burada dua ediyoruz. Her hafta askere adam yolluyoruz, çoluk çocuğa dua ediyoruz, vatan bölünmesin diye uğraşıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz ama? Ha, şimdi kendileri de anlamaya başladılar. Oturdukları dalı kestiklerinin farkındalar. Allah döndürecek inşallah. İnşallah müminler gizlenmeyecek inşallah. Yine münafıklar gizlenmeye başlayacak inşallah. Evet ama durum o ki imanını yaşayabilen, yaşamak isteyenler hakikaten gizlenip saklanıyorlar. Allah bize İslam hürriyeti nasip eylesin. Resulullah'ın 4000 aşkın tüm sünnetini açıkça işleme imkanları nasip eylesin. Amin ya, bundan büyük dua yok ya. Ne olur ya, asr-ı saadet gibi bir sünnet yaşayan ümmet görsek be. Ne olur? Ama zorlandı işte. Durum bu.